Merhaba Zerfisto ve Zerfistrolarım, Elif ben. Bugünkü videomun stil açısından çok önemli olduğunu söyleyebilirim. Çünkü kendi stilinizin en önemli, nasıl diyeyim, temellerinden, yasalarından bir tanesi olan renklerden bahsedeceğim. Çünkü renkler sizi vezir de edebilir, rezil de edebilir. O yüzden bunları nasıl kullanacağınızı, doğru rengi nasıl seçeceğinizi ve nasıl kombinleyebileceğinize dair fikir vermenin sizin için çok önemli olduğuna inanıyorum. İlk önce renklerden bahsetmek isterim. Renklerde insan gözünün kaç tane rengi görebildiğini bir tahmin edin bakalım. Kaç olabilir? Şöyle bir tahminlerinizi alıyorum. 1000 çık. 10 bin, çık. 100 bin, daha çık. 200 bin, 300 bin, hayır. 350 bin tane rengi gözlerimiz ayırt edebiliyor. Bence kapasitemiz hayranlık verici. Doğru rengi, size göre olan doğru rengi nasıl seçersiniz? Bundaki en güzel ipuçlarından bir tanesi birisi sizi gördüğünde aa şekerim ya çok iyi gözüküyorsun ne yaptın yani ne yaptın ne yaptırdın diyorsa harika. Ama eğer birisi size aa sana bu renk ne kadar yakışmış diyorsa bu aslında çok iyi bir haber değil. Bu demektir ki çünkü siz geri planda kalmışsınız renk ön plana çıkmış yani insanlar sizi değil rengi görüyorlar. Halbuki bir öncekinde şekerim ya çok iyi gözüküyorsun dediklerinde sizi bütün olarak iyi görüyorlar demek. O yüzden de işte biz onu tercih ediyoruz. Peki o zaman biz bu iltifatları toplamak için ne yapabiliriz? Yani doğru rengi nasıl seçebiliriz? Aslında bunun testi oldukça basit. Bunun için yapmanız gereken dolabınızdan bir yeşil ton seçin. ikinci yeşil ton seçin. Üçüncü yeşil tonunu seçin. Ve bunu teninize, teninizin yanına koyarak aynaya bakın. Diyeceksin ki Elif neden sen tekstil örneği veriyorsun? Tekstil yanında yok. Ee, evet almamışım bu video çekerken o yüzden bu kutuya kaldım. Yapacağınız şey aynada bu rengi kendinize tutmanız. Şimdi neye bakıyorum? Bu renk beni sağlıklı canlı mı gösteriyor? Bu renk beni solgun ve çökmüş bir gösteriyor. Bana baktığınızda ya Elif ya makyaj mı yapmadın ya niye böyle solgun gözüküyorsun? Uykunu mu alamadın mı? dersiniz. Yoksa şekerim ya, aa çok iyi gözüküyorsun falan mı derdiniz? İşte soru bu. Eğer buna siz karar veremiyorsunuz. Yani benim yeşilim bu mu? Benim yeşilim bu mu ya karar veremiyorsanız annenize, evdeki birine, en yakın arkadaşınıza sorun ve bu konuda dürüst olmalarına ona tembihleyin. Yani bir renk yakışmıyorsa size söylesinler. Sonuçta dünya sonu değil. Bu size hatta iyilik. Bu renk beni cansız gösteriyor. Neden? Çünkü benim tenim zaten soluk biten. Bana bir tane daha soluk bir renk eklediğinizde zıt beni aşağı çekiyor. Ama canlı bir renk eklediğinizde bu beni daha sağlıklı gösteriyor. Örnek bu ruj rengi. Şimdi beni bilenler bilirler ee, ve herkes bilir ki ben her zaman canlı renk bir ruj kullanırım. Beni nude bir rujla, toz pembesiyle görmezsiniz. Ben her zaman böyle göze çarpan, kırmızılar, fuşyalar falan o renklerde rujlar kullanırım. Bunun sebebi de tenim solgun olduğu için, beyaz olduğu için, saçlarım da siyah olduğu için bende keskin ögeler var. Halbuki siz buğday tenli ve işte kahverengi hatta arasında ışıltıları olan e, bir sene sahipsiniz. Siz daha sıcak tonlara sahipsiniz. Ama ben beyazı siyah daha keskin daha soğuk tonlara sahibim. Dolayısıyla da bana solgun bir renk gitmez. Bana tam tersine benim kadar... Benim kompozisyonum kadar keskin bir renk gider, iddialı bir renk gider ve de solgunluğumu yukarı çeker. İşte bu yüzden ben her zaman renkli rujlar kullanıyorum. Yani kıyafetimde çok fazla renk kullanmadığım için rujumu renkli seçiyorum. Böylelikle kendimi deşifre etmiş oldum. İşte olay bu. Okey, diyelim ki renginizi belirlediniz. Şimdi geldi bu renklerin nasıl kombinle kombinleyeceğinize. Bunu anlatmaya başlamadan önce rengin temelini anlatmak isterim. Rengi 3 ayrı başlığa bölebiliriz. Birincisi ton. Ton bizim şu terimlerimiz ton. Kırmızının tonları, grinin tonları, mavinin tonları. Değer dediğimizde, mavinin değeri dediğimizde onun siyaha ve beyaza giden değerlerinden bahsediyoruz. Yani lacivert ya da turkuaz. Yoğunluğu dediğimizde ise e, daha hani pastelik ve neonluk arasında yani çok yoğun, çok canlı bir renkle daha basık, daha soğuk bir renkten bahsediyoruz. O yüzden rengin tonu, değeri, yoğunluğu bu demek. Dünyanın yaratılışında 3 tane temel renk var. Kırmızı, sarı ve mavi. Renk çemberi dediğimiz şu çembere bir bakın ana rengin yanı sıra onların birleşiminden oluşan bir de ikinci renkler var. Yani kırmızı ile sarının birleşimi turuncular, sarı ile mavinin birleşimi yeşil, mavi ile kırmızının birleşimi mor tonları. Bunlar ikinci renkler. Üçüncü renkler ise morla turuncunun karışımı gibi böyle 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 gitmekte. Diğer başlığa geldik. Renkleri nasıl kombinleyebilirsiniz? Bunun için size 3 taktik anlatacağım. Bir tanesi monokrom renkler ve hemen onunla başlıyorum. Monokrom renkler tek renk giyinmek demek. Yani mono tek demek zaten. Bu örnekte gördüğünüz gibi defilelerde baştan aşağı mor ya da buradaki siklemen rengi gibi. Ünlülerin kombinlerine baktığımızda Cici Hadid, Bella Hadid, Rihanna ve Beyoncé bu konuda monokrom örneklerini fevkalade sergilemişler. Bunların içerisinde benim favorim Cici Hadid ile Rihanna'nın kombini. Çünkü bu kombinde doğru bir detaya parmak basmışlar. Monokromu kombinlerken dokuları farklı tutmaya çalışın ki göz böyle baştan aşağı aynı şey gibi görmesin. Kombini daha klas hale getirecek o ipucu farklı dokuları araya eklemeniz. Cici Hadid'in bu saten elbisesini Rihanna'nın bu kürk detayını kullanması gibi. Dilerim bu gerçek kürk değildir. Umuyorum ki yapay kürkten bahsediyoruzdur. Bella Hadid'i gördüğünüz gibi baştan aşağı kırmızı giyinmek onun imzası gibi. Dikkat ederseniz tüm kırmızı kombinlerindeki ton aynı. Dudağıma sürdüğüm kırmızının tonuna benziyor. O da çünkü beyaz tenli ve siyah saçlı. Belli Hadid'den ilham alıp siz de baştan aşağı kırmızı giymek istiyorsanız size önereceğim tavsiye kırmızı takımlar. Kırmızı bir pantolon ve üzerine kırmızı bir ceket. Mesela Kendall'dık gibi siyah bir şey ve ayakkabısı siyah. Cici bej bir kazak, bej bir ayakkabı gibi detaylar atabilirsiniz. Yalnız bunların desen değil, hepsinin geri kalan detayların tek ton olmasına özen gösterin. Bu Serenay'ın Fides'inin lansmanı öncesindeki röportajından. Serenay burada kırmızı bir takım elbise giymişti. Ben hatta bunu Fides'inin kıyafetlerinde örnek olarak göstermiştim. ve O zaman da demiştim ki bu kırmızı takım çok trend. Doğru şey seçmiş diye. Monokrom kombinlerden benim favorim maviler. İsterseniz Kendall gibi turkuaza gidebilirsiniz ya da Victoria Beckham gibi bulut mavisi rengi tercih edebilirsiniz. Benim favorim ise sokak modasından bu kombin. Cekete bayıldım. Tek kelimeyle gerçekten bayıldım. Ünlüler en çok hangi rengi monokromda kullanıyorlar diye şöyle bir baktığımda karşıma çıkan bu hardal rengi oldu. Hatta bazısı biraz kanarya sarısına da kaçıyor. Bu beş ünlü arasından bu renk en çok kime yakışmış derseniz benim oyum Jennifer Lopez'e gider. Monokrom kombinlerde en güvenli taraflardan bir tanesinin bejler, kremler ve şeftali tonları olduğunu düşünüyorum. Üstelik şeftali tonunun esmerede, kumralada, beyaz tenliyede herkese yakışacağını düşünüyorum. Ünlülere baktığımızda benim favorim gene Jennifer Lopez'den geliyor. Daha soft rengiyle daha yoğun bir şeftali tonu tercih ettiği versiyonlar var. Her ikisinde de dikkat ederseniz makyajını da ona uyarlamış. Bütün monokrom kombin önerilerinden bence en kolay yapılacak şey beige beyaz tonlarının toz pembesi renklerinin bir araya geldiği bu kombinler. Valla benim favorim yeşil renk olmadığı için çok pas vermediğim ama bir dakika ya deneyeyim. yakışan vardır beğenen vardır diye yeşil kombinlerde göstermek istedim. Jennifer Lopez giydiği gibi buna daha çok muted, solgun, sonbahar renkleri diyoruz. Böyle bir tonda tercih edebilirsiniz. Candle'daki gibi zeytin yeşiline yakın bir yeşil rengi de olabilir. Ya da Gigi'de olduğu gibi daha sarışın olduğu için haki renklerde enfes durmuş. Kendall Green kombinine alaka eklediğin yeşillerin yanına derseniz Green Monochrome'u göstermeden, değinmeden olmaz diye hemen onu bu kombine monte ettim. Sıra geldi Ternlogin dediği bitişik renklere ama benim kanka renkler olarak tarif ettiğim omuz omuza geçmiş kol kola birbirinin yakınındaki kardeş renkler. Birbirine en yakın olan renklerin bir araya getirilmesine zıt renkler kombini diyebiliriz. Rihanna'ya bakın. Saçından ayakkabısına kadar yan yana duran renkleri kombinlemiş. Bu daha yoğun renkler görüyorsunuz, daha parlak ve daha baskın. Ama Olivia Palermo'nun örneğinde gördüğünüzde ise saçına yakışan bir e, turuncu ve onun kiremit kahverengiyle de kombinlemiş. Tabii ki bu da doğru bir kanka renkler kombini. Defilere baktığımızda sıkça e Bu namoda terminolojisinde color blocking deniyor. Desenlerle değil tek parça renklerle yapılmış kombinler özellikle kırmızı, turuncu ve morları bir arada karşımıza çıktığını görüyoruz. Kanka renklerin kombinlerinde sıkça karşılaşılanlardan bir tanesi de kırmızı ve fuşyanın bir yere geldiği versiyonlar. Rihanna gibi e, süper örneklerin yanı sıra Sarı Jessica Parker'da da bayağı iddialı bir kombin yapmış. Üste, üstüne üstlük kendini sarışın olması da aslında bu da doğru renk. İlla çok canlı renklerden yana oyunuzu kullanmak zorunda değilsiniz. Mesela Miranda Kerle Bella Hadid kıyafetlerinde kırmızıyla beyazın bir araya gelmesinden oluşan renk toz pembesini mesela kullanmışlar. Victoria Beckham'la Olivia Palermo ise daha e, hardal ve turuncunun kombini renklere gitmiş ve bunu kahve tonlarıyla kombinlemişler. Galiba benim kalbim en çok bu mavi kombinler için atıyor. Mavinin sağındaki solundaki turkuaz renkler, morlar ve yeşillerle harika kombinler görüyoruz. Özellikle bu eteklideki ayakkabı nedir arkadaş? Nasıl güzel bir ayakkabıdır. Bu kombini çok beğendim ama o siyah çanta pek keskel alaka kalmış. Halbuki diğer kombinlerde turkuaz ve lacivert çantalarsa birebir olmuş. Sıra geldi zıt renklere. Aslında terminolojinde buna tamamlayıcı renkler deniyor ama en kolay akılda kalıcı zıt renkler olduğu. Renk çemberinde karşı karşıya birbirine bakan renkler bunlar. Mavi ile turuncu, sarı ile mor, kırmızı ile yeşil, turuncu ile turkuaz rengi gibi. Bana sorarsanız zıt renkler en zor kombinler. Ben zaten rengi kombinlemek benim için çok büyük bir adımken zıt renkleri kombinlemek turuncuyla mavi benim için aşmış bir düzen demek. O yüzden bu stilde Advance Pro Excel olarak benim gönlümde tanımlanıyor. Victoria Beckham'da da bunda enfes bir örnek oluşturuyor. Turuncular, kırmızılar, şeftaliler, gece mavisi, turkuaz inanılmaz bir birleşim olmuş. Bir Beyoncé'yi burada aslında turuncu ve fuşya ile kanka renkler kategorisinde görmekle birlikte karşı rengi yeşili çantasında tercih edince bir anda bu zıt renkler kombini olmuş. Bu sokak modası fotoğrafında olduğu gibi iki tane temel renk. Mavi, kırmızı ve sarıyla mavinin karışımı yeşille tam bir üçgen yapmış aslında renk çemberinde yeşil, mavi ve kırmızı. İlla canlı renklerden oluşmak zorunda değil tabii ki zıt renkler. Turuncu ve karşı köşesindeki yeşilin mesela bir haki tonu, açık mavi pastel tonuyla bir toprak renginin bir araya gelmesi de zıt renkleri bir örnek. Dilerim bu videoda renkleri iyi anlatabilmişimdir. Size renkleri nasıl kombinleyebilirsiniz, size uyan doğru rengi nasıl seçebilirsiniz konusunda fikir verdiysem o zaman bir like'ınızı alırım. Ve diğer videolarda buluşmak üzere diyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın.